sendikamızın bu 19 Nisan ve 9 Mayıs tarihleri arasında sosyal yaşantının gerilemeye ve alım gücündeki değişimi ortaya çıkarmak için sosyal medya üzerinden yaptığımız anket sonucunu sizle paylaşacağız. Bugün kamu çalışanları içinde en düşük temel ücreti iş kolumuz emekçileri almaktadır. Yoğun çalışma koşulları, bitmeyen nöbetler, angarya çalışma, liyakatsız yöneticiler eliyle uygulanan mobbing gibi birçok soruna ulaşırken bir de geçim derdi çekmekteyiz. Araştırmamıza katılan sağlık ve sosyal emekçilerinin %19.24'ü birinci basamakta çalışan sağlık emekçileriydi. 30.54'ü devlet hastanesinde çalışan sağlık emekçileriydi. 26.81'i Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçileriydi. 9.6'sı ise üniversitede çalışan sağlık emekçileriydi. Katılımcıların yaş ortalaması 41 iken ortalama çalışma süreleri ise 17 yıl ile 7 ay olarak beyan edilmiştir. 31 yıl ve üstü sürede katılımcıların oranı 55 olarak görülmektedir. Katılanların cinsiyeti ve medeni durumuna göre dağılımına bakıldığında katılımcıların %58.08'i erkek, %46.68'i ise kadın olduğunu beyan etmişlerdir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ortalama çocuk sayıları 1.25 olup %35.53'ü 2 çocuk, %30.59 çocuğunun olmadığını beyan etmişlerdir. Geldiğimiz noktada Türk İş tarafından Nisan 22'de yoksulluk sınırının 17.340 TL iken açlık sınırının 5.320 olarak açıklanmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin %60.11'inin maaş aralığı 7.500 ile 10.000 TL arasındadır. Yani kısacası sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında ve açlık sınırına yakın ücretlerle yaşamını mücadele ettirmektedir. Sağlık ve sosyal emekçilerinin %46.6'sı şu anki enflasyon rakamlarına göre insanca geçinebilmek için gelirinin 20 bin ve üzerinde olmasını gerektiğini ifade etmişlerdir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin %71.45'i son bir yılda ekonomik koşulların çok kötüye gittiğini beyan ederek geriye kalan %27.19'un ise kötü olduğunu belirtmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin %98.64'ü artık geçinemiyoruz diyor. Araştırmamıza katılanların %24.10'u emekliliği hak etmesine rağmen %86.12'si ekonomik nedenlerle emekliye yaşına takılması ve özellikle çocuğu okutması nedeniyle emekli olamadığını beyan etmişlerdi. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işlerinden memnun olmamalarının nedenleri olarak da ifade ettikleri sorunlara baktığımızda birincisi ekonomik nedenler, ikincisi iş yükü, üçüncüsü mobbing ve baskı, dördüncüsü fiziksel, psikolojik ve sözel şiddet, beşincisi amirlerin keyfi uygulamaları, çalışma koşulları, meslekle ilgili yapılan yetersiz çalışmalar, değersizleştirme, siyasi baskılar, siyasetçilerin sağlık emekçilerini hedef göstermeleri, bulaşıcı hastalıklar riski, görev tanımının yeterince net ve belirgin olmaması...